Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gelişmelerle karşınızdayız. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından açıklanan Büyük Taarruz ve Büyük Zafer'in 100. yılı etkinlik takvimi çerçevesinde Büyük Taarruz'u en güzel anlatanlar Afyonkarahisar'da paneli düzenlendi. Burada genel kurum yerine kadar güzel hala bu görevde devam ettirmekte. Büyük Taarruz'u en güzel anlatanlar Afyonkarahisar'da paneli düzenlendi. En hızlı biçimde askeri birliklere ulaştırabilmek, onun için adaylık teknik uygulanıyor. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen panele ATSO Meclis Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri, Meslek Komiteleri üyeleri, Disiplin Kurulu üyeleri, TOB Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Özkan, TOB Afyonkarahisar Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleriyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumar Taşlı ile Atatürkçü Düşünce Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, 100. yıl etkinlik takvimi çerçevesinde ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. 2022 yılının önemine binaen 100. yıl etkinlikleri takvimimizi daha önce açıklamıştık. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta da Kocatepe'yi, şehitliklerimizi ziyaret ederek Şuhut'u ziyaret ettik. Şuhut Keşkek evinde de o güzel Şuhut Keşkek'ini yiyerek o günkü toplantımızı bitirdik. Hakikaten tüm katılan üyelerimiz çok mutlu olduklarını söylediler. O mekanları ziyaret etmek adeta bize o günleri yaşattı. Dolayısıyla güzel bir iş yaptığımızı göstergesi oldu. Tabii yine etkinliklerimiz devam edecek. 8 Haziran'da da TOB Başkanımızı ve Anıtkabir'i ziyaret edeceğiz. Serteser'in açıklamalarının ardından Profesör Doktor Kemal Arı ve Profesör Doktor Bingür Sönmez Büyük Taarruz'u anlattılar. İstiklal Harbi'mizde süvari kolordumuz yayınlanmış ve orada da Yüzbaşı Şerafettin Bey'in öldüğünü yazıyor. Zaten hocam ne doğrulmasın inşallah. Mark Dizan gibi niyetlenmiş. Afyonkarahisar Belediyesi ile Emirdağ Belediyesi arasında asfalt işbirliği yapılıyor değerli izleyenler. Emirdağ ilçesinin ana yollarının tümü Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri tarafından asfaltlanmaya başlandı. İki belediye arasındaki işbirliği asfalt konusunda da sürüyor. Afyonkarahisar Belediyesi Emirdağ ilçesinin ana yollarını asfaltlayarak tatil dönemine hazırlanıyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek bu işbirliği kapsamında Emirdağ ziyaret gerçekleştirdi. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Başkan Zeybek'i makamında ağırladı. Ziyarete Mega Birlik Medya CEO'su Mehmet Emin Güzbey de eşlik etti. Belediye başkanları bir süre makamda sohbet ederek istişarelerde bulundu. Belediye başkanları ve Güzbey daha sonra asfalt çalışmalarının yapıldığı alanlarda inceleme yaptı. Ekiplere kolay gelsin dileklerini iletti. Kentin asfalt yapılacak yollarında gezen belediye başkanları Zeybek ve Koyuncu esnaflarla da selamlaştı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Emirdağ ilçesinin yollarını asfaltlama çalışmalarına başladıklarını söyledi. Tabii Serkan kardeşimiz bizden böyle bir asfalt yolları hazırlamış, asfalt talebinde bulundu. Biz de arkadaşlarımızla baktık, 4 Nisan itibariyle şantiyemizi açmıştık. Tabii yağışların olması nedeniyle havalar müsait değildi. Bugüne kadar ötelemek durumunda kaldık. Şehir merkezinde de bizim yol çalışmalarımız var. Buna rağmen havalar iyi olunca gurbetçiler gelmeden Emirdağ'ın bozuk yollarını, sen başkanın da ifade ettiği gibi ana arterlerin asfalta atılsın dedik. Dün zannederim ekip arkadaşlarımız geldiler ve Emirdağ'ın da asfalt çalışmalarını başlattılar. Konuyla ilgili açıklama yapan Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu şunlara değindi. Sağ olsun her ne zaman başımız sıkışsa Mehmet Başkanım, gerek kendi gelerek gerekse müdürlerine göndererek her zaman yanımızda oldu. Bugünkü ziyaretinin sebebi de Emirdağ'ın bugüne kadar görmüş olduğu en geniş kapsamlı asfalt atma, sıcak asfalt atma işinde sağ olsun yanımızda bulundu. Afyonkarahisar Belediye'mizin ürettiği asfaltlar Emirdağ'ımızın
ana arterlerinde şu anda buluşuyor. Dün itibariyle başladık. Evet, vatandaşlarımız biraz zorluk çekti ama nasip olursa gurbetçilerimiz gelmeden ana arterlerin tamamını bitirmiş olacağız. Sağ olsun Mehmet Başkan'ın bu konuda bize çok büyük destek verdi. Sizlerin huzurunda kendisine teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Zeybi'nin başkanlığında yapıldı. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Haziran ayı olan toplantısı meclis üyelerinin ve daire amirlerinin katılımıyla yapıldı. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek toplantının açılışında yaptığı konuşmada Mayıs ayı içinde yapılan faaliyetlerden söz etti. Kaleye yapılacak teleferik için yer tesliminin törenle yapıldığını hatırlattı. Kitap fuarını açtık. 100 yazarla 200 yayın evini buraya getirdi arkadaşlarımız. 100 yazarla okurları buluşturuyorlar. Yine geçtiğimiz haftalarda Hatay'da Expo 2021 festivali vardı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin gastronomi şehri Hatay'da. Oraya gastronomi bölümümüz katılarak Afyon'un yöresel ürünlerini orada da tanıtımını yaptılar. Sosyal etkinliklerin 100. yıl dolayısıyla arttırıldığını belirten Zeybek, Afyonkarahisar'ın tarihi mekanlarında foto safari etkinliği için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılacağını söyledi. Kültür Turizm Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan geldi. Güzel gelişmeler oldu. Kendisi kültürel faaliyetlerde her türlü desteği vereceğini bir kez daha ifade etti. Dünyada meşhur fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral'la görüştü. Afyon'da dikkatini çekecek çok muazzam eserlerin olduğunu, sokakların olduğu, tarihi ve tabii güzelliklerin olduğundan bahsetti. Ve burada bir foto safari düzenletelim dedi. Kültür Bakanlığı olarak biz de destek verelim. Alanında uzman 100'e yakın fotoğrafçıyı getirerek Afyon'un en ince noktasına kadar fotoğraflarını çektirip Afyon tanıtımını bir tavan yaptıralım diye böyle bir söz verdi. Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Trafik Bayındırlık ve İmar Komisyonlarından gelen raporlar okunarak meclis üyeleri tarafından oylandı. Kabul edilmiştir. Bütçe Komisyonundan gelen raporlar doğrultusunda ise asfalt ham maddesine gelen zamlardan dolayı fiyatlarda güncelleme yapıldı. Asfalt birim fiyatına %35 zam yapıldı. Toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na hemşehrilik beraatı verilmesine karar verildi. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Zeybek Kent Meydanı'nda bulunan PTT ve Türk Telekom'un bulunduğu binalarında kamulaştırılarak meydan projesine dahil edilmesi için çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Zeybek Bakan Kara İsmailoğlu'nun kente gelişi programında Afra'yında temelinin atılarak bir hayalin daha adımının atılacağını bildirdi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası yönetimi Ankara'da yaptıkları bir dizi ziyarette basın kanununda yapılması öngörülen değişiklikle ilgili önerilerin olduğu dosyayı sundular. Türkiye Televizyon Yayıncıları İşverenleri Sendikası TVSEN basın kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle vasıfları tespit edilecek olan mevkutelerin yanı sıra internet haber sitelerine de resmi ilan yayımlama hakkı verilmesiyle ilgili resmi ilan sadece mevkute ve internet sitelerine verilmesin. Vasıfları zaten tespit edilmiş olan Türk medyasının diğer unsuru televizyon ve radyolara da verilsin. Resmi ilan tüm medyaya verilsin çağrısı yaptı. TVSEN Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Mehmet Emin Güzbey, Osman Çiftçi ve Mustafa Eren, Genel Başkan Danışmanı Rütük Eski Başkan Vekili Esat Çıplak'la birlikte Ankara'da hükümet nezdinde bir dizi temaslarda bulundu. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Basın İlan Kurumu Başvekili Mücahit Küçük Yılmaz başta olmak üzere Cumhur İttifakı paydaşlarına bir dizi ziyaret gerçekleştiren TVSEN yönetimi, Türkiye genelinde yayın yapan radyo ve televizyonların kaderini değiştirebilecek önerilerde bulundu. TVSEN Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya, kanunda yapılması öngörülen değişikliklerle gazete ve dergilerin yanı sıra internet haber sitelerinin de resmi ilanları basın ilan kurumu aracılığıyla alınmasının önünün açıldığını belirterek, "Bu medyamızın daha nitelikli hale gelmesi için önemli bir adım, ancak eksik buluyoruz. Mevkute ve internet haber sitelerinin yanı sıra televizyon ve radyolarında basın ilan kurumu kapsamına alınması gerek.
Kanunda yapılması öngörülen değişikliklerle mevkute ve internet haber sitelerinin ifadesi yerine mevkute ve medya hizmet sağlayıcılarının ifadesi kullanılması durumunda gazete, dergi ve internet haber sitelerinin yanı sıra televizyon ve radyo kanalları da resmi ilanlardan faydalanabilir hale gelecek. Hali hazırda zor mali şartlarda hizmet veren 15 Temmuz hain darbe girişiminde susturulamayan ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inen vefalı, her şartta devletinin ve milletinin yanında olmuş biz yerel televizyon kanallarının da radyolarımızın da faydalanması, basın ilan kurumu kapsamına alınması, kamu spotlarından gelir elde etmesi hususunu etkili ve yetkili isimlere ilettik. Genel Başkan Danışmanımız Rütük Eski Başkan Vekili Esat Çuplak'ın katkılarıyla hazırlanan teklifimizi son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'e, AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Eli Taş Bey'e, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mücahit Küçük Yılmaz Bey'e sunduk ve çok olumlu geri dönüşler aldık. Televizyon ve radyolarımız için müjde mahiyetindeki bu olumlu dönüşler için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Alt komisyonlar sürecinde talebimizin karşılık bulacağını, yasa değişikliğinin de medya hizmet sağlayıcıları denilerek televizyon ve radyoları da kapsayacak şekilde yapılacağını umuyoruz, dedi. 2 Mayıs'ta düzenlenen törenle açılan 4. Afyonkarahisar Kitap Fuarı hala daha her yaştan ziyaretçinin akınına uğruyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek kitap fuarını ziyaret etti. Afyonkarahisar okuyor mottosu ile geleneksel hale gelen kitap fuarı bu yıl 4. kez kapılarını açtı. Çeşitli yayın evi ve seçkin yazarlara ait kitaplarla hem çocuklara hem de gençlere yönelik etkinliklerin yer aldığı 4. Kitap Fuarı renkli görüntülere sahne olurken 55 standta 200 yayın evinin yer aldığı alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek standları tek tek dolaşarak bilgiler aldı. Başkanımız geziyor. Vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Zeybek tek tek hatıra fotoğrafları çekindi. Aynı zamanda öğrencilerin bilimsel ve sanatsal anlamda yaptığı çalışmaları da AS Fuar Koordinatörü Mehmet Abdioğulları ile birlikte inceleyen Zeybek gençleri tebrik etti. Her birimizde parlansal olarak çıkardık. Odada bunu gösterdik. Aynı zamanda canlıya normaldeki bu şekilde alanda bulunan gençlere kitaplar da hediye eden Başkan Mehmet Zeybek, farklı standlara giderek kitap satışı için de önerilerde bulundu. 2021 yılında da böyle bir kitap fuarı etkinliği yapmışlardı. Biz o dönemde de kardeşlerimizin yanındaydık. 2022 yılında da yani bu senede yapılan kitap fuarında belediye olarak bize düşen neyse elimizden gelen yardımın fazlasını yapmaya gayret sarf ettik. Tek düşüncemiz yeni yetişen çocuklarımızın sosyal medya alışkanlığından daha çok kitap okuma alışkanlığına alışsınlar diye bir düşüncemiz vardı. İnşallah bir hayra vesile olmuş oluruz diye düşünüyorum. Gelen öğrencilerimizi görüyorum. Kitaba dokunuyorlar, kitap alıyorlar. İnşallah bu başlangıç olur. Bu sosyal medya alışkanlığından da kurtarmış oluruz diye düşünüyorum. Bundan sonra yapılacak olan her türlü kültürel faaliyetlerde yanlarında olduğumu bir kez daha ifade ediyorum. Afyonkarahisar'da kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması, aile içinde kitap sohbetlerinin artması amacıyla düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarı 5 Haziran'da sona erecek. Her gün 09'da 20 saatleri arasında ziyaretçilere açık olan fuar kapsamında 4-5 Haziran tarihlerinde Frigye'ye ücretsiz gezi düzenlenecek. Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben konuştu. Uysal, "Sizin için vatan hainliği sizi eleştirmek, bizim içinse memleketi yaşanmaz hale getirmek," dedi. AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın batıl ekonomi teorileri, kötü yönetimi sonucu hortlattığı enflasyon ile 84 milyon vatandaşımız her gün zam yağmuru altında. Ayrıca utanmadan, sıkılmadan bir de yanlışları ortaya koyan akademisyen ve muhalefeti cahil olmakla vatan hainliğiyle suçluyor. AKP'ye ve Sayın Genel Başkanı Erdoğan'a sözümüz, sizin için vatan hainliği sizi eleştirmek, bizim içinse memleketi yaşanmaz hale getirmektir. Ne farkınız var dün darbeci dediklerinizden? Zalim dediklerinizden.
Ne farkı var kurduğunuz sistemin Orta Doğu'nun baskıcı iktidarlarından? Onlar silahla, tankla, tüfekle vatandaşlarına dar etti doğduğu toprakları. Sizlerse doymak bilmeyen hırsınız, yasaklarınız, yolsuzluklarınızla aç maç yok diyerek alay alıp zam üstüne zam yaparak yaşanmaz hale getirdiniz güzelim Türkiye'yi. Hani diyorum ya devri sabık yaratacağız diye. Aslında onu siz yarattınız. 80 yıllık cumhuriyete, cumhuriyetin bütün birikimine devri sabık muamelesini siz yaptınız. O kadar çok yanlış yaptınız, suç işlediniz ki sabıkalısınız, bir gün hesabını vereceksiniz. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki mezuniyet coşkusu devam ediyor değerli izleyenler. Bugün yapılan törende Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olan öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı. Mezuniyet töreni Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene AFSÜ Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş'la birlikte akademik kadro öğrenciler ve velileri katıldı. Törende konuşan Nurullah Okumuş, mezun olan öğrencilere güzel bir gelecek dileyerek öğütlerde bulundu. Sevgili mezunlarımız, 4 yıl süren zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlamış bulunuyorsunuz. Sizler kendinize, ailenize, ülkenizde ve dünyaya karşı sorumluluğu olan sağlık çalışanları olarak Türkiye'nin sağlık ordusunda önemli görevler alacaksınız. Mesleğinizi yerine getirirken sabırlı, hoşgörülü, şefkatli, merhametli, özellikle de insan sevgisiyle hareket etmeniz gereken bir meslek grubunun mensubu olduğunu lütfen bir an olsun aklınızdan çıkartmayın. Irk, inanç, renk, siyasal veya sosyal durum ayrımı gözetmeden hastalara bakacağınıza, hayatı korumak, acılarını hafifletmek, sağlığı geliştirmek, yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğinize inancımız tam. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Tolga Ertekin de konuşmasında okuldan mezun olan öğrenciler hakkında bilgiler verdi. Bugüne kadar hemşirelik bölümü 1362, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü 643, beslenme ve diyetetik bölümü 490, sağlık yönetimi 828 olup toplam 3323 öğrenci mezun olmuştur. Bugün ise beslenme diyetetik bölümünden 65, hemşirelik bölümünden 98, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden 139, sağlık yönetim bölümünden 100 olmak üzere 402 öğrenci mezun olacaktır. Konuşmaların ardından AFSÜ Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Daha sonra ise fakülteyi birincilikle bitiren öğrenciye rektör Okumuş tarafından başarı belgesi ve plaket verildi. Tören öğrencilerin hep birlikte kep atmasıyla sona erdi. Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından Zafer Meydanı'nda Kur'an kursları yıl sonu ve Kadim Oyunlar Şenliği programı düzenlendi. Çadırlar kuruldu, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından 2021-2022 Kur'an kursları yıl sonu ve Kadim Oyunlar Şenliği düzenlendi. Evet. Merhabalar. Burada ne var? Çadırlarda kurulan 15 atölyede her yaşa hitap eden çalışmalar ve oyunlar yer aldı. Zafer Meydanı'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Daha sonra Afyonkarahisar Müftülüğü tarafından kurulan Kermes programının açılışı gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Sinan Kazancı, programın hayırlara vesile olmasını temenni ederek tüm katılımcıları selamladı. Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından ihtiyaç odaklı ve 4-6 yaş Kur'an kurslarımız vesilesiyle tertip edilen Kadim Oyunlar Şenliği ve yıl sonu bitirme programına hepiniz hoş geldiniz diyor. Sizleri hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum.
Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise emeği geçenlere teşekkür ederek şöyle konuştu. Tabii başta bize bu imkanları sunan ülkemizi 20 yıldır hatta 22 yıldır nereden nereye getirdiğini hepimizin yakinen gözlemlediğimiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle şükranlarımı arz ediyorum. Geriye dönüp baktığımızda neredeyse başörtüsünün sokakta gezmeye bile müsaade edilmediği dönemleri de gördük. Elhamdülillah şimdi 4 ve 6 yaş grubundaki çocuklarımızın yetişmesine, sağlam aile yapısının oluşmasına vesile olan adımları attıkları için ve başta Diyanet Camiamızın öncülüğünde böyle güzel programların hazırlanmasına vesile oldukları için de hepsine ben çok teşekkür ediyorum. Vali Yardımcısı Mehmet Keklik de katılımcıları selamlayarak şunları söyledi. 4-6 yaş Kur'an kursu ve diğer Kur'an kursu öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ve il müftümüz başta olmak üzere il müftülüğü, müftü yardımcılarımız, çok değerli Kur'an kursu öğreticilerimiz ve il müftülüğü personelimizce burada hazırlanan ve aslında geçmişten bugüne kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan oyunlarımızın da gelecek kuşaklara aktarılmasına da bir anlamda vesile olacak olan çok anlamlı bir programda bir aradayız. Ben programın hayırlı olmasını diliyorum. Programın sonunda kermes alanı ziyaret edildi. Şenlik alanındaki gösteriler izlendi. Afyonkarahisar'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda özel okulda öğretmen olarak görev yapan bir kişi tutuklandı. Afyon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Afyonkarahisar merkezinde ikamet eden ve özel okulda öğretmen olarak görev yapan Baylok kullanıcısı NB isimli şüpheli şahıs, TEM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Afyonkarahisar'da aracında 6 milyon 800 bin adet makaron olarak adlandırılan filtreli sigara kağıdı ile geçirilen zanlı tutuklandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü kaçak sigara ve tütün ürünlerine geçit vermiyor. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri Konya Karayolu'ndaki köprülü kavşakta şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tır ve dorsesinde yapılan aramada 6 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü SY'nin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer yandan narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri de Kütahya yolu üzerinde yapmış olduğu uygulamada otomobil içerisinde 55.40 gram kokain maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Eskişehir merkezli aralarında Afyonkarahisar'ında bulunduğu 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik Eskişehir, Afyonkarahisar ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Farklı adreslerde 150 jandarma personeli ve narkotik dedektör köpek timlerinin katılımıyla yapılan aramalarda 335 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kokain, 171 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 17 tabanca mermisi, 3 kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 31 mermi ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da dün aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ardı ardına düşen yıldırımlarsa geceyi adeta gündüze çevirdi. Afyonkarahisar'da sağanak etkili olduğu çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Kente akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yağışla birlikte düşen yıldırımlarsa adeta geceyi aydınlattı. Yağışa hazırlıksız yakalanlar zor anlar yaşarken yağmurdan dolayı trafikteki sürücüler de zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın uzun süre devam ettiği kentte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaldı. Afyonkarahisar'ın Şut ilçesinde ise etkili olan sağanak nedeniyle konteynerde mahsur kalan 9 kişi AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Konteynerde yaşayan 9 kişi zor anlar yaşadı. Sağanak yağış sonucu mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti. Afyonkarahisar'ın Şut ilçesine bağlı Efeköy ile Ağzı Karaköylerinde gece saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Efeköy'de yerleşim yerine yakın noktalarda bahçelerine giden 9 kişinin evlerine geri dönmediği ve bölgedeki bir konteynere sığındıkları ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve Şuhut Belediyesi itfaiye ekipleri iş makinalarıyla olay yerine ulaştı. Konteynerde mahsur kalan 9 kişi iş makinesi yardımıyla güvenli alana çıkarıldı. Ağzı Karaköy'ünde de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri arazilerde hasar tespit çalışması başlattı. Eskişehir'de de benzer görüntüler kayda alındı değerli izleyenler. Şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ayrıca Odun Pazarı ilçesinde kırsal alanda çıkan hortum kayda alındı. Eskişehir'de aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Odun, Pazarı ve Tepebaşı ilçelerinin yanı sıra kent merkezindeki birçok iş yeri ve apartmanların giriş kısımlarıyla alt geçitleri su bastı. Cadde ve sokaklarda çok sayıda araç su birikintilerinde mahsur kaldı. Polis ekipleri trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı. Öte yandan Odun Pazarı ilçesi İmişehir Mahallesi kırsalındaki boş arazide hortum meydana geldi. Dakikalarca etkili olan hortum herhangi bir zarara yol açmadı. Uşak'ta yolun karşısına geçmek isteyen iki üniversite öğrencisi genç kıza çarparak hayattan koparan ve alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü tutuklandı. Öte yandan Uşak Üniversitesi talihsiz kızlar için anma töreni düzenledi. İki üniversite öğrencisine çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı. Uşak Üniversitesi öğrencileri 25 yaşındaki Mısra Buse Uğurlu ve 23 yaşındaki Sude Ürer'e 30 Mayıs akşamı Uşak-İzmir Karayolu'nda bir akaryakıt istasyonundaki marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada 28 yaşındaki HK yönetimdeki otomobil çarpmış, iki üniversite öğrencisi olay yerinde hayatlarını kaybetmişti. Kazada yaralanan sürücünün yapılan testlerde 1.44 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan HK taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan HK, buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan HK'nın ifadesinde kaza sırasında yüksek hızda olmadığını, önüne bir karartı çıktığını ve sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Ayrıca talihsiz kızlar okudukları üniversitede anıldı. Uşak Üniversitesi'nin rektöründen öğrencisine herkes gözyaşı döktü. Tören boyunca duygusal anlar yaşandı. Hepimizin başı sağ olsun. Törenin ardından helva dağıtıldı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tırın park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Tır park halindeki otomobilin üzerine devrildi. 4 kişi yaralandı. Olayın adresi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi. Mehmet İnce yönetimdeki MDF yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'nun 62. kilometresindeki dinlenme tesisinde park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ufuk, eşi Fatma ve çocukları 10 yaşındaki Era ile 7 yaşındaki Nilay Akgün ve tır sürücüsü İnce yaralandı. Yaralılar ambulansa Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası tır ve otomobil çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılarak otoparka çekildi. Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında servis aracıyla tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Husumetli iki ailenin tartışması büyüdü, silahlar çekildi. Olayın adresi Uşak'ın Ulubey ilçesi. Aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen ve çobanlık yapan iki aile arasında Külçen köyü yakınlarındaki bir tarlada tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından 45 yaşındaki Aydın D. tabancayla vuruldu, babası H.D. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın D'nin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler HD'ye ambulansla hastaneye kaldırdı. Kavgada hafif şekilde yaralanan diğer aileden 3 şüpheli gözaltına alındı. Çobanlık yapan husumetli iki aile tarlada karşılaştı, aralarında tartışma çıktı. Daha sonra silahlar çekilince taraflardan biri hayatını kaybetti, babası da yaralandı. Bilecik'te kaza. Ahmet Hekim İdaresi'ndeki servis aracı Yenişehir Kavşağı'nda Ercan Ergün yönetimdeki tırla çarpıştı. Kazada servis sürücüsü hekimle araçta yolcu olarak bulunan İsmail Kiraz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Talih yoldan çıktı. Karşı kavşaktan çıktı ortaya. Ya. Şoför kurtaramadı mı lan? Şoför frenle karışık. Ben 25 metre fren yaptı. O arada ben yan döndüm refleks olarak. Omuzdan vurdum. Bende bir şey yok ama şoför kolu. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken araçların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü. Manisa'nın Salihli ilçesinde bir zeytin bahçesini sulamak için açılan sondaj kuyusundan çıkan siyah renkli sıvı ile ilgili incelemeler devam ediyor. Sondaj kuyusundan çıkan siyah sıvı üzerinde inceleme sürüyor. Görüntüler Manisa'dan. Yağbasan Mahallesi'nde Mustafa Yüksel'e ait zeytin bahçesine sulama için açılan sondaj kuyusundan çıkan siyah renkli sıvının tutuşma sonucu 28 Mayıs'ta çıkan yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilileri bölgeye gelerek numuneler aldı. Oh,
Zeytinliğin sahibi Mustafa Yüksel ise sulama amaçlı sondaj çalışmasıyla 208 metre derinliğe indiklerini, su beklerken siyah bir sıvının aktığını, daha önce ham petrol görmedikleri için ne olduğunu anlayamadıklarını belirtti. Zeytinlerimi sulamak için amacıyla açtığım sondaj kuyusundan böyle bir değişik sıvı, siyah bir sıvı çıktı. Tabii petrol olarak da nitelendiriliyor şu anda. Biriken bir ufak bir gölette deneme yaptık ve aniden alev aldı, yandı. O niteliği de görünce onu söndürelim derken yanlarda açtığımız iki tane havuzumuza ateş sıçradı. Tabii ki bu ateşi de söndürmek mümkün olmadı. İtfaiye geldi, jandarmalar geldi. Yalnız itfaiye suyu verdiği anda ateş daha hallamaya başladı. Onu da 1,5 saat içinde kendi halinde sönmesine bıraktık. Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Soğukkanlı tavırlarıyla adeta pes dedirtti. Cep telefonu hırsızı güvenlik kamerasına takıldı. Konya'da Ömer ve Fesih Baran kardeşlere ait iş yerine müşteri gibi giren kişi tezgahta bulunan telefonlardan birini cebine koydu. Şüpheli iş yerinden ayrıldıktan sonra telefonu yerinde göremeyen çalışanlar güvenlik kamerası kayıtlarından cep telefonunun çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri şüpheliyi Konya kent merkezinde yakaladı. Manisa'nın Kula ilçesindeki ovalarda Toprak Mahsulleri Ofisi kontrolünde ekilen haşhaşların çiçek açmasıyla güzel görüntüler oluştu. Manisa'da çiçek açan haşhaş tarlaları ovaya renk kattı. Gökçeören Mahallesi ve çevresindeki arazilerde yasal izinle her yıl 570 dekarda ekimi yapılan haşhaş, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. İlçede yaklaşık 60 yıldır ekilen haşhaşın gobak olarak tabir edilen kapsülleri Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınırken tohumları ise gıda sektöründe değerlendiriliyor. Bölgede her yıl bu dönemde çiçek açan haşhaş bitkileri ovaya renk katıyor. Tarlalarda ekili haşhaşların beyaz ve mor çiçeklerinin güzelliği fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor. Yoldan geçen çok sayıda vatandaş manzara nedeniyle bölgede mola veriyor. Bilecik'te hava sıcaklıklarının artmasıyla küçükbaş hayvancılıkla uğraşanlar koyunlarını kırktırmaya başladı. Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde küçükbaş hayvan sahipleri her yıl Haziran ayında koyunların serinlemesi ve besicilikten elde edilen gelirin artırılması için kırkma işlemi yapıyor. Köye Eskişehir'in İnönü ilçesinden gelen Emre Hakkaya ve Mustafa Pehlivan tarafından kırkılan yaklaşık 300 koyundan yün elde ediliyor. Gümüşdere köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan besiciler artan hava sıcaklıkları nedeniyle yünün koyunları bunalttığını belirterek aynı zamanda koyunların sağlıklı gelişim içinde kırkılmasının faydalı olduğunu belirtiyor. Eskişehir İnönü'den geldik. Koyun kırkımı işi yapıyoruz. Allah bütün üreticilere yardımcı olsun. Kırkma işleminin koyun başına 16 ila 20 lira arasında değiştiği ifade edildi. Manisa'nın Demirci ilçesinde kırlardan topladıkları papatyaları kurutarak satan kadınlar ek gelir elde etme imkanı buluyor.
Kadınların kır papatyası mesaisi başladı. Manisa'da kadınlar sabah ve akşam saatlerinde yaylalara giderek doğada yetişen papatyaları topluyor. Çocukların da katıldığı papatya kesiminde kırdan topladıktan sonra çuvallara doldurularak evlere getirilen papatyalar teras ve balkonlara serilerek kurutuluyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde papatyalar bölgenin önemli gelir kaynaklarından. İlçeye gelen tüccarlara kilogramı 60 liradan satılan papatyalar özellikle çay için aktarlara gönderiliyor. Uşak'ın geleneksel tatlarından gelin tatlısı ve helvasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, şeker pancarı ile yerli susamdan yapılan kırmızı renkli Uşak gelin tatlısı ve Uşak helvası için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru kabul edildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir, yöresel ürünlerin coğrafi işaretle tescil edilerek koruma altına alınması ve ekonomik değerinin artması için çalıştıklarını bildirdi. Kandemir, ilimizin kültürel değerlerini koruma altına almak için çalışmalar yaptık. Artık Uşak helvası ve Uşak gelin tatlısı tescillenmiş ürünler arasında yer alıyor. Uşak tarhanası, eşmek ilimi ve daha önce tescili odamız tarafından alınmış Uşak halısından sonra geçtiğimiz yıl gelin tatlısı, helva, haşhaş ezmesi ve ev baklavasının da korunması ve markalaşması için gerekli girişimleri başlatmıştık, ifadelerini kullandı. Konya'da yaralı halde bulunarak hayvanat bahçesinde tedavi edilen dişi leyleğin, görevlilerin Mecnun adını verdiği eşi de aynı kafesin üzerinde yaptığı yuvasından ayrılmıyor. Konya'da yaralı eşi tedavi amaçlı hayvanat bahçesinin kapalı bölümüne alınan erkek leylek, dişisini aynı kafesin üzerine yaptığı yuvasında bekliyor. Hayvanat bahçesi çalışanlarının Leyla ile Mecnun ismini taktıkları leyleklerden serbest dolaşan Mecnun, eşinin tedavi amaçlı tutulduğu kafesin çevresinden ayrılmıyor. Görevliler leylek Mecnun'a ihtiyaç duyduğu zamanlarda yiyecek vererek besliyor ve onu bahçenin serbest dolaşan bir üyesi olarak görüyor. Leylek Mecnun etraftan topladığı dal parçaları ile kurduğu yuvada kafesin içerisindeki eşinin çıkışını bekliyor. Kanal ekranlarından gelişmelerle karşınızda olduk değerli izleyenler. Yarın akşam tekrar görüşmek umuduyla iyi akşamlar. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Kanal ekranlarından mutlu akşamlar. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. A Milli Kadın Voleybol takımında gözler Çin maçına çevrildi. Kaptan Eda Erdem Dündar, galibiyetle başladıkları FIBE Voleybol Milletler Ligi'nde iyi performanslarını sürdürmek istediklerini söyledi. Türkiye Voleybol Federasyonu'na açıklamalarda bulunan Kaptan Eda, Ankara'da düzenlenen organizasyona İtalya'yı yenerek iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti. Dün güzel bir başlangıç yaptık. Genelde turnuvaların ilk maçları hep zorlu geçer bizim için ama dün farklıydı.
Seyirci de inanılmazdı. Sahada ilk sayıdan itibaren çok güzel mücadele eden, keyif alan, birbiriyle oynamaktan keyif alan bir Filenin Sultanları vardı. Milletler Ligi'ndeki ikinci maçlarında yarın Çin'le karşılaşacaklarını hatırlatan Eda şunları söyledi. İki gün hafta tabii ki de fitness ve top idmanlarımızı devam ettiriyoruz. Çin teknik olarak iyi oyunculara sahip bir ekip. Onlar da tabii ki de jenerasyonda değişikliğe gidiyorlar illaki ama Asya voleybolu Avrupa voleybolundan her zaman çok farklı oldu. Muhakkak zorlanacağız ama biz zaten rakip gözetmeksizin kendi voleybolumuzu ilerletmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü uzun bir aradan sonra tekrar bir arada oynuyoruz. Bu sistemi, birbirimizi, yanımızdakini tanımak için bu maçlar çok değerli. Ay Yıldızlı takım yarın Çin, 4 Haziran Cumartesi günü Bulgaristan, 5 Haziran Pazar günü de Belçika ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stephen Kantz ve milli futbolcular Riva Halk Plajı'nda kıyı temizliği ve çevre kirliliğini önleme etkinliğine katıldı. A Milli takım oyuncuları atık topladı. Milli futbolcular Eren Elmalı, Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Kaan Ayhan, Rıdvan Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün ve Salih Özcan'la A Milli takımdan bazı oyuncular Aras Kargo ve Turmepa'nın işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte Beykoz ilçesinde Riva Halk Plajı'nda atık topladılar. Eldiven giyerek atık toplayan milliler 5-11 Haziran tarihleri arasındaki çevre koruma haftasının önemine dikkat çektiler. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın yaptığı konuşmada milli futbolcularla böyle bir etkinliğe imza atmalarının çok anlamlı olduğunu belirterek şöyle konuştu. Bizim için bizim çocuklarla birlikte böyle bir etkinliğe imza atmak çok anlamlı oldu. Amaç burada bir farkındalık yaratarak geleceğimiz olan nesillere daha sağlıklı bir doğa bırakabilmek. Biz yaklaşık 5 yılın üstünde Turmepa'yla birlikte Aras Kargo olarak, Doğa Dostları Arası olarak bu etkinlikleri yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanını gezdik diyebilirim. Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda 81 kiloda 3. olan milli sporcu Elif Güner'i gençlere çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu. Milli boksör Elif Güner'i gençlere bazı tavsiyelerde bulundu. Daha önce dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonlukları da elde eden Elif Güner'i, memleketi Karabük'te gazetecilere dünya şampiyonasında altın madalya istediğini ancak bu hedefe ulaşamadığını aktardı. Evet, İstanbul'da yapılan dünya şampiyonası dünya üçüncüsü oldum. Yani hedefim her zaman zirveydi, altın madalyaydı. Demek ki eksiklerimiz varmış, daha çok çalışacağız. Şimdi önümüzde bir Avrupa şampiyonası var. Avrupa şampiyonasına hazırlanacağız. İstiklal Marşı'nı okumak için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Elif, gençlere tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi. Hedefimiz altın madalyayı almak, İstiklal Marşı'mızı okutmak, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayseri Spor, sözleşmesi sona eren teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı. Fakat o kadar çok basit bir gol yedik ki. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayseri Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında teknik direktör Hikmet Karaman'ın sözleşmesinin 31 Mayıs itibariyle sona erdiği belirtildi. Böyle önemli zamanlarda basit hatalar yapabiliyor. Açıklamada Hikmet Karaman ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz ifadesi kullanıldı. Çünkü ben şimdi içeride bir daha seyrettim. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.